Biz de az önce Savaş Çorlu'yla da konuşmuştuk. Buffett'in bir gomis de yine takımdaki kardeş duygusunun çok yüksek olduğundan ve şampiyonluk yolunda da Evet. bunun en önemli aslında detay olduğundan bahsetti. Dün Doğru. yine 4 golle galip gelen bir takım daha var. Kayserispor Sivasspor'u 4-1 ile geçmeyi başardı. Yine Kayserispor buradan bakıyorum şu an 4 mağlubiyetin ardından bir galibiyete ulaşmış oldu. Sivasspor'un da maalesef düşüşü devam ediyor. Bu karşılaşmayla ilgili neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim. Bizde mesela şöyle bir durum var. Bazı oyuncuların motivasyon kazanması, daha fazla randıman vermesi için sözleşmeleri yenilenip uzatılıp ücretleri arttırılabiliyor. Bu her zaman iyi sonuç vermiyor. Mesela Beşiktaş kalecisi Ersin'de iyi sonuç vermedi. Oyuncuda düşüş başladı. Canini de aynı sonucu vermedi. Oyuncu neredeyse parayı kaptı, sözleşmeyi kaptı, yok oldu gibi bir manzara var. Çağdaş Atan'la da Kayserispor yeni bir sözleşme yaptı. O sözleşmeyi de aldı, uzun vadeye yaydı. Ücretini de bir düzeltmeye gitti. Ve dolayısıyla orada Kayserispor'un bu başarıyı yakalayacağı belliydi ama 2 hafta çok kötü bir şekilde tökezlediler. Ve şimdi önemli bir karşılaşma onlar için. İç Anadolu'da önemli bir derbidir Sivas-Kayseri maçları. O maçı farklı bir şekilde kazandılar. Sivas'ı da ateşe atmış oldular. Çünkü Sivas hem kan kaybediyor hem oyuncu kaybediyor. Rıza Çalınbay'ın yapabilecekleri Volkan Demirel'in Hatay'da yapabileceklerinden çok farklı değil. Elindeki kadrodan bu çıkıyor. Bundan fazlası çıkmıyor. Dolayısıyla acilen bugünden itibaren bu takımların takviyeye, transfere ihtiyaçları var. Ben yeni yönetimiyle Kayserispor'u bu maçta Çağdaş Atan'ın tavrıyla birlikte çok beğendim. Ama inşallah tek maçlık bir zıplama değildir bu. Peki Fenerbahçe'yi konuşalım o zaman biraz da. Pazar günü onlar da Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecekler. Maçın öncesinde aslında biraz bu gelen giden oyuncular hakkında konuşmak istiyorum biraz transfer detayından. Gazeteleri de az önce izledim. Özellikle Altay detayı biraz dikkatimi çekti. Jorge Jesus bir rapor verdi yönetime ve bu raporda özellikle Altay için yetersiz dediği iddiaları var. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Altay'ın da gitme ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor ve yeni kaleci iddiaları da yine ortaya atıldı. Altay'ın geleceği için neler söylersiniz? Biraz Ya fazla bence eleştirildi Fenerbahçe'de diyebiliriz sanki. çok 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 fazla eleştiriliyor. Fenerbahçe'de ortaya çıkan şu son durumun nedeni ve sorumlusu kesinlikle Altay değildir. Savunmadır, takım savunması yapmayan ön tarafıdır ve Altay son suçludur. João Pedro'nun da kendisinde araması gereken bir takım sıkıntılar var. Yani siz özür dilerim. Savunmayı orta çizgiye kadar çıkarırsanız, üçlü oynarsanız, Altay'la Serdar Aziz'in veya Zalai'nin arasına bir 45 metre koyarsanız, rakip de gelir burayı kullanır. Altay'la baş başa kalır, karşı karşıya kalır. Dolayısıyla bu oyun planında bir değişiklik lazım. Önde 3 kişi var, savunma yapmıyor. Ve siz hala santrfor bakıyorsunuz. Yani Batshuayi var, Joshua King var, João Pedro var, Serdar Dursun var, Rossi var. Daha bu zenginliğin içerisinde bir de santrfor Hacı Wright bana göre eksik yere değil de sadece durumu kurtarmak açısından, taraftarı da coşturmak açısından yapılacak bir transfer gibi geliyor. Doğru yer, tamam, Antep deplasmanına giderken kaleci aradığınızı söylerseniz, sağ bek alacağınızı söylerseniz, yurt dışından oyuncu baktığınızı söylerseniz, o takımdaki oyuncu ben belki son maçımı oynuyorum diyecek. Yani Altay'ı nasıl motive edersiniz şimdi? Bir kaleci bakılıyor. 30 yaşında bir kaleci aranıyor. 23 yaşındaki çocuğu milli takımın kalecisini devre dışı bırakarak. Bence bu insani değerler açısından hatalı bir duruma sürüklüyor Fenerbahçe'yi. Bunu bir an önce hani vardır ya böyle bir sportif direktör, idari menajer, başkan mı yapacak, yönetimden birileri mi yapacak? Bu konuya el koyması lazım. Çünkü oyuncuların momentumlarını kaybediyor Fenerbahçe. Bu çok zarar verebilir. Özellikle Altay için taraftarın da tepkisi onu biraz kesinlikle demoralize etmiş gibi gözüküyor. Beşiktaş'la devam Demek et. taraftarın önüne attılar Altay'ı. Yani taraftar tepki göstermek için günah keçisi buldular. Siz ona gösterin tepkiyi, Jorge hocamızla yönetime göstermeyin. Yani Altay mı tek suçlu? Ben doğru bulmuyorum bu tavrı.
Peki, Jorge Jesus da zaten bu tepkilere biraz noktayı koymaya çalıştı ama yine de tabii ki dur denmedi. Beşiktaş'la da devam edelim. Onlar da bugün Konyaspor'la karşı karşıya gelecekler. Özellikle Kasımpaşa galibiyetinin ardından bu maç arasına kadar hiç maç konuşulmadı diyebiliriz. Wout Weghorst'un ani gelişini, gidişini konuştuk ve Aboubakar gelecek mi söylentileri tabii ki de tüm hızıyla devam ediyor. Neler söylersiniz? Şimdi Beşiktaş'ın durumu biraz daha farklı. Hep yetiştirdiği, parlattığı, cilaladığı santrforları çekilip alınan bir takım. Biraz evvel haberlerde de bir liste halinde sunuldu bu. Yani Beşiktaş'ın şu anda bu hafta için zor bir hafta bu. Fenerbahçe Antep'te, Beşiktaş Konya'da, Trabzonspor Başakşehir'le hep deve dişi gibi maçlar oynayacaklar. Zorlu maçlar oynayacaklar. Çok iyi oynamadan kazanamayacakları maçları oynayacaklar. Ve dolayısıyla Beşiktaş'ın da Antep deplasmanından 3 puan çıkarması mümkün. Ama Şenol Güneş'in elindeki oyuncularla senaryo ve rol dağıtımı belli. Başka bir şey yapamaz. Yani kaleci Ersin'i santrfor oynatacak hali olmadığına göre sağa Muleka'yı atacak. Ortada Cenk Tosun, solda Enkudu. Bu da zaten Erol Bulut'un beklediği bir diziliş. Ha, buna çare bulabilir mi? Sagal'la veya Figueroa'yla ne kadar bunu çözebilir? Çok geniş ve çok renkli bir kadrosu yok. Ama önemli bir oyun planı var. Disiplini var. Aynı şekilde Konyaspor da ligin en disiplinli, en sağlam, belli bir karakteri olan, oyunu oynayan bir İlhan Palut takımı. Dolayısıyla her an çok sağlam bir direniş gösterebilir. 7 maçtır da mağlup olmamışlar hocam. Şimdi baktım. Evet. Beraberlikleri fazla. Doğru. Eğer zaten o yenebilecekleri maçları kazansalar veya öne geçtikleri maçlarda puan kaybetmeseler klasmanda çok daha yukarılarda, hatta Adana Demirspor'un üzerinde bile olabilirlerdi. Gene de o şansları var. Daha ligin yarısı. Ama bugünkü oynanacak Beşiktaş maçı, ne yapacağı, nasıl dizileceği belli olan Beşiktaş karşısında İlhan Palut'un farklı bir şey yapıp yapmayacağı sorusunu bana veriyor. Zevkle izleyeceğim bir karşılaşma. İyi bir mücadele olacak. Weghorst'suz oyunu Beşiktaş'ın bir şekilde çözüyor olması lazım. Çünkü oraya Aboubakar takviyesinin yapılacağı artık belli. Ama Aboubakar gelmesi tek çözüm mü? Salih Uçan'ın durumu, Josef de Souza'nın dönmüş olması, Gezal'ın ne zaman gelip ne kadar oynayacağının bir soru işareti olması Beşiktaş'ta bir sıkıntıya neden olabilir. Aboubakar dışında da takviye ihtiyaç var. Zayt oynar da ne kadar oynar? Sakatlıktan çıktı, ne randıman verir? Ve üstelik böyle bir sert deplasmanda birdenbire 11'in içine sakatlıktan yeni çıkmış bir adam atmanın doğru olmadığını herhalde Şenol Güneş bizden iyi biliyordur. Beşiktaş için biraz talihsiz bir sezon devam ediyor. Peki, çok teşekkür ederiz size. Evet. İyi hafta sonları diliyoruz. Rica ederim. İyi hafta sonları, iyi çalışmalar. Ümit Aktan'a aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kendisiyle beraber oynanacak karşılaşmaları ve Galatasaray'ın dünkü maçını değerlendirdik. Şimdi devam ediyoruz. Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor evinde ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki teknik adam Çağdaş Atan ve Rıza Çalınbay açıklamalarda bulundu.